Bu fotoğrafla başlamamız güzel oldu. Sevgili kardeşim Özge'ye selam söylüyorum. 99 yılında geldik biz İstanbul'a ki ortadaki arkadaşımız Serra. İlk kulübe girdiğimizde dikkatimizi çeken ilk arkadaşımız olmuştu. Çünkü o da Karadenizli ve gerçekten kan çekmişti birbirimize. Ki o günden beri, o günden bugüne en yakın arkadaşımız hem Özge hem de benim için. Gerçekten Amerika'da okudu 5 sene, 2-3 sene orada çalıştı ama hiçbir zaman kopmadık. Annesi babası bize gerçekten anne baba gibi oldu İstanbul'da. En çok yardım edenlerden biriydi biz uzaktayken ailemizden. O yüzden çok güzel bir fotoğraf aslında ama tabii çok çirkiniz. Ay Allah. bu şeyde Eskişehir ya da şey olması lazım. Çanakkale'de bir alışveriş merkezi gibi bir şey. Ortadaki de babamız tabii ki. İlk Güney Sigorta'ya geldiğimiz seneler yine Yıldız takım şampiyonasına gitmiştik. O sene de şampiyon olmuştuk. Ki bizim ikinci ya da üçüncü senemiz Güney Sigorta'da yani şimdiki adıyla Vakıfbank'ta. Babamla annem bizi hiç yalnız bırakmazdı ki babamdaki gururu görebilirsiniz o zamanlarda bile. Ayakta duran da arkadaşımız Ece. O da çok çok iyi bir oyuncuydu. Çok güzel bir anı ya. Nereden bulmuş Özge bu fotoğrafları? Ay olamaz. Neden bu fotoğraf ya? bu ilk A takıma çıktığım sene yani 2002 olması lazım. İnsan niye saçını kahkül kestirir ya? Ay. İşte A takıma ilk çıktığım sene ilk fotoğrafım bu galiba. İşte A takıma koyarlar ya oyuncuların fotoğraflarını. Çok gurur duydum ya. Küçüktüm o zaman bayağı. 16 yaşında falan olmam lazım fotoğrafta. 16-17. Burası Kütahya ki biz Güneş Sigorta'ya ilk gittiğimizde Türkiye Şampiyonası, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası orada oynamıştık. Bu fotoğraf da yarı final maçından sonra çünkü biz kendi evimizde oynuyorduk baktığınızda. Finalde Eczacıbaşı ile oynayacaktık ki 3-2 kaybettik o maçı. Hiç unutmuyorum hala kalbimde sızıdır. Gerçekten çok acayip üzülmüştüm kaybettiğimize. Ama çok güzel bir anı çünkü Kütahya'da kendi seyircimiz önünde bütün ailemiz gelip izlemişti bizi. Hani evet biz voleybolcu olacağız adına gitmiştik İstanbul'a ama onun ilk adımlarını biz orada atmıştık ki ailemiz bize orada inanmaya başladı. O yüzden fotoğraf çok önemli. Ki bu fotoğraf babaannemin evinde duruyor yanlış hatırlamıyorsam. Boynumuzdaki kolyeler de ilk fotoğraftaki Serra arkadaşımızda da var. Uğurlu kolyemizde. Çok güzel bir fotoğraf ya. Ay. Bu da benim ilk milli takım senelerimden biri olması lazım. Şiş koymuşum o zaman ya bayağı. İlk 6 oynadığım sene o zaman 2003 falan olması lazım. Benim için çok önemli bir seneydi tabii ki yine. Çok küçüktüm ama A takımda ilk 6 oynamaya başlamıştım. Bu sene de Final Four oynamış olabiliriz yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hafızam iyiymiş yalnız. Burası da Tayland olması lazım. Dünya şampiyonası ki biz bu turnuvadan sonra amini takıma seçildim. 2003 burası. 2003 Ağustos olması lazım. Sırayla Özge, Aslıhan, Seda Tokatlıoğlu, ben ve Güldeniz. Hepimiz zaten aynı jenerasyonuz ve çok başarılı olmuştuk o dünya şampiyonasında. Madalyayı, kıl payı kaçırmıştık yanlış hatırlamıyorsam ama hepimiz çok iyi oynamıştık. Bu turnuvanın sonunda da antrenörümüzün yazdığı raporla iki kişi amini takıma seçilmiştik. O yüzden benim için çok önemli bir turnuva burası. Bu da Akdeniz oyunları. Altın madalya kazandığımız yıl ama yılını hiç hatırlamıyorum. Bu jenerasyondan kimse kalmadı zannediyorum voleybol oynayan artık. Bakayım yanlış olması yok. Deniz Hakkemez oynuyor hala. Ama çoğumuz bıraktık bu fotoğrafta ki benim için çok önemli. Ben orada herkesten 6-7 yaş küçüğüm. Çok güzel bir turnuvaydı bizim için. Altın madalya kazanmıştık. Almeria'daydı. Evet, Almeria'daydı İspanya'da. Bu da çok güzel bir turnuvaydı hepimiz için. Çok güzel geçirmiştik o turnuvayı. Bu fotoğrafın anısı var. Giovanni antrenörümüz bu sene bizim. Bu fotoğrafları görmüş, bu kartları da bize imza atıyorsun ya taraftarlara onun için vermişlerdi. Giovanni de bakıp ya sizi nasıl ayırıyorlar demişlerdi fotoğrafa bakıp. Ben böyle olmuşum. Giovanni numaralar var üstünde. Hani oradan bile anlayabilirsin burada kim olduğumuzu ama işte kafası o kadar çalıştı. bu da Özge'nin bize ilk yani genç takımdan sonra A takımda oynadığımız beraber ilk sene ki bu sene 2011 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk biz Vakıfbank'la. Türkiye'de ilk defa namalum.
O yüzden çok çok güzel ve özel bir sene bu sene de bizim için. Bu 2009, bu ben ön çaprazımı koparmıştım 2008'de. Onun bir sene ardından ki geri dönüşüm çok iyi olmuştu. 6 ay içinde tekrar voleybol oynuyordum. Bu fotoğraf 2009'da bir sene sonra tekrar menisküslerimi yırttığım zaman, ki bundan bir gün sonra ameliyat olup 3 hafta sonra da ami takımda maç oynamaya başlamıştım. Ama benim için dönüm noktalarından biri bu hayatımdaki sakatlıklar. Özellikle bu iki sakatlığım 2008'deki ve 2009'daki. Hala canım acıyor ama yapacak bir şey yok. Burası Buran Felek değil, yanındaki 50. yıl galiba. 50. yıl değil mi? Burada aslında çok çok iyi anılarım olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü hiç hatırlamıyorum burada şampiyonluk yaşadığımızı, bu salonda. Ne zaman Buran Felek yapıldı, yani yeni Buran Felek yapıldı, ondan sonra şampiyonluklar geldi. Burada bir Fenerbahçe'ye finalde kaybetmiştik. Onu hatırlıyorum hala. İçimde o da, kalbimde acısı ama işte yenile yenile kazanmayı öğreniyorsun yavaş yavaş. Ay canım salonum. Ya ne yazık ki bu salonda geçen sene oynamaya başladık. Kariyerimin tam sonlarına denk geldi ama gerçekten Vakıfbank'ın bence dünyada sayılı tesislerinden biri. Sadece voleybol için yapılmış, bizim için ki burası bizim ikinci katımız. Fitness'ımız, antrenman salonumuz, savunamıza kadar yani her şey var bu salonda. Çok çok güzel anılar biriktirdim gerçekten bu salonda. 1,5 sene oynamama rağmen hiç unutmayacağım. Tabii ki bol bol da gideceğim arkadaşlarımı ziyaret ede, maçları da izlemeye. Ama çok güzel bir salon ya. Gerçekten çok sıcak, oynaması çok keyifli. Taraftarı gerçekten çok iyi hissedebildiğin. Çok güzel bir salon yaptı. Buradan Vakıfbank'a tekrar teşekkürler bu salonu bize kazandırdıkları için. Burası bizim eski salonumuz Selimiye'deki. Küçücük bir salon. Aslında voleybol kortu kadar, yani servis atacak kadar bile yerin çok az var. Ama Vakıfbank ne kazandıysa açıkçası bu salonda kazandı. Biz ne zaman o salonda antrenman yapsak gerçekten inanılmaz antrenman oluyordu. Çünkü çok küçük bir salon. Hani topa vurdum mu ses çıkar böyle, defans yaptım mı ses çıkar. Çok keyifli bir salon. Bu sene de 2013 olması lazım. Yine Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştuk namalum. Kesin Giovanni ile Final Four'dan önce falan röportaj veriyoruz burada yine. Klasik. 1000 tane falan fotoğrafımız vardır herhalde kendisiyle böyle. Bu ben değilim yalnız, bu Özge. Eminim siz bunu Özge, ben diye koydunuz. Ama ikisi de tabii ki çalıştığım en iyi pasörlerden biri. Zaten biri canım kardeşim, biri de Naz. Onunla da çok şampiyonluklar kazandım. Özge ile zaten Türkiye'de tarihe geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü olimpiyata giden tek ikizleriz voleybol dalında. Ki başka dalda var mı bilmiyorum ikizler olarak giden. İkisi de benim için tabii ki çalıştığım en iyi pasörlerden biri de. Bunu da böyle sizi kurtarmış olayım. Bu Özge ben değilim. Bu sene çekilmiş olması lazım. Belki bizim son basın toplantımızdır. Ju normalde çok iyi İngilizce konuşamıyor. Hatta geçen sene tercümanla konuşabiliyordu. Bu sene Skype'tan İngilizce dersleri alıyor öğretmeninden. Ki orada İngilizce konuşmaya başladı. Normalde bir tane daha translator var basın toplantıları için gelen. Burada işte Gözde'yi çok seviyorum, ona çok teşekkür ediyorum bana kattıkları için dediği için. Burada ağlıyorum büyük ihtimalle çünkü çok duygusal bir basın toplantısıydı benim için. Ama çalıştığım çok özel sporculardan biri. Gerçekten kendisi çok özel bir oyuncu. Çok mutluyum onunla çalıştığım için. Burası Final Four mu son? Büyük ihtimalle orasıdır. Sarı forma giymişiz. Sarı forma. Evet, final maçı burası. Yani benim klasik sevinmelerimden biri. Çirkin ama olsun. Güzel fotoğraf. Bu 2012-13 sezonunun toplamında 5 kupa alıp Guinness Rekorlar kitabına girmiştik. 73 maç kazanıp o 5 kupayı da elimizde tutuyoruz ki başkanlarımız Güldeniz, ben, Giovanni. Benim için çok özel bir sezon. Gerçekten kalbimde yeri apayrı. Hem 5 kupayı da almıştık bir sezonda. Hem Guinness Rekorlar kitabına girmiştik ki yani bilmiyorum kaç tane takım bunu başarabilir 73 maç kazanıp üst üste. O yüzden çok özel bir sezon Vakıfbank için de öyle ki bilmiyorum kaç kere yaşanır bu bir daha Türkiye'de ya da dünyada. O yüzden çok özel bir sezon benim için. Neslihan.
Şimdi bu sene ikimiz de bıraktığımız için tabii voleybol severler çok üzüldü. Ama tabii Neslihan'ın hem benim için hem de Türkiye için yeri çok ayrı. Geçen gün bir röportajda da söyledim, bir yorum okudum. Türkiye'ye smaç servisi tanıtan insan Neslihan. Sadece smaç servisi değil, voleybol aslında Türkiye'ye tanıtan insanlardan biri. Bu seviyeye gelmesi de voleybolun en büyük emektarlarından biri Neslihan. Onunla aynı formayı giymekten, karşılıklı oynamaktan, aynı takımda olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyorum. Kendisini de çok seviyorum. İnşallah benim de onun da yolu açık olur. Çok mutlu oluruz yeni hayatımızda. Valla bu sene beni ata ata bir hal oldu bizimkiler. Burası da Bükreş. Son kez atıyorlar zannediyorum. Benim için çok güzel bir fotoğraf. Gerçekten çok acayip mutlu hissetmiştim kendimi burada. Ben onları çok seviyorum, takım arkadaşlarım. Yani bugüne kadar çalıştığım her takım arkadaşımı. Bu seneki takım da benim için çok özel. Çünkü benim için çok özel kıldılar bu seneyi. Gerçekten kendimi çok özel hissettirdiler. Özellikle son 15 günkü Eczacıbaşı'yla oynadığımız 5 maçlık seride ve bu Final Four'da. Gerçekten bana çok yardımcı oldular. Öncesinde yaptığımız toplantıda çok güzel şeyler söylediler benim için. Ki bu benim için ayrı bir motive oldu. Çok seviyorum onları. Bu ben değilim herhalde. Yok, sen emeklilik. Bu bacak benim olamaz. Emeklilik benim için gerçekten böyle bir şey. Hayalini kurduğum şey bu ki şu ana kadar gerçekleştiremedim dizimin sakatlığından dolayı. İnşallah önümüzdeki pazar günü hayalimi gerçekleştireceğim. Ama şu fotoğraf benim yaşamak istediğim yer aslında. Yani bir apartman dairesinde değil, küçük bir evde sahil kasabasında, kumsalda böyle bir yerde yaşamak istiyorum gerçekten. Tam benlik bir fotoğraf olmuş. Tebrik ediyorum bulanı. İnşallah. Ay Cengiz abicim. Şimdi Cengiz abiyle çok çok anım var ki. Kız Arzu abla benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yere sahip. Onunla oynadığım seneye de karşılıklı oynadığımızda da benim kaptanlığımı da yaptı. Ondan çok şey öğrendim birincisi. Cengiz abi de benim amili takımda seçilmemde de çok büyük rol oynamış biri kendisi. Çok emeği var üstünde ki ön çaprazım koptuğunda beni milli takıma çok istemişti. Daha 4 ay olmuştu ben ameliyat olmalı. Ama şey demişti, Gözde gel takımda yer al, bizimle ol, hani orada tedavi olursun ki biz Çin'e gittik o sene. Ben de Cengiz abi hiç kıramam. Kırmamıştım ki oraya gitmiştim ki orada oynamaya başlamıştım yavaş yavaş. Cengiz abi her zaman hepimize çok destek oldu. Gerçekten ruhu şad olsun, onu çok seviyorum. Hepimizin üstünde, yani özellikle bizim jenerasyonumuz üstünde çok çok emeği olan bir insan. Herkesin üstünde. Çok seviyorum onu, Arzu ablayı da öyle. Teşekkür ederim bunu buraya koyduğunuz için.